Herkese merhaba. Bugün Mustafa bizlere Split Island anlatacak TTS üzerinden. Evet Mustafa söz sende. TTS'teki aşırı automated modlardan bir tanesi bu Spirit Island modu. Spirit Island oyun olarak tek solo oynanabilen, yanlış hatırlamıyorsam 4 kişiye kadar çıkabilen bir co-op oyun. MC ve Iacono'nun geliştirdiği mod aşırı derecede automated, her şeyi automated ediyor. Spirit Island'da ne yapıyoruz? Settlers of Catan'ın tam tersi. Settlers of Catan'da belli alanlara bir şeyler dikiyorduk. Village'lar koyup sitelere çeviriyorduk. Burada tam tersi, o village'ların konduğu yolların dikildiği alanların içindeki fiziksel bir gücü olmayan spiritleri oynuyoruz. Her biri, işte ek paketin tamamı da burada var, tüm ek paketler. Her spirit burada bulunuyor. Bu spiritlerin tek yapabildiği şey doğaüstü güçlerini kullanarak adadan, ada halkıyla birlikte explorer'ları uzaklaştırmak. Amaç zaten bu. Şu anda 3 kişilik bir setup kuracağım. Adversary eklemiyoruz. Bunların ne olduğundan bahsedeyim. Oyunda sadece böyle custom, oyunda çok basic adversary'lere karşı oynamaya gerek yok. Onun yerine Prusya'ya, İngiltere'ye karşı oyun oynayabilirsiniz ve hangi seviyeye göre oynuyorsanız oyunun kuralları ona göre bend oluyor. Mesela Sweden'ın, yanlış hatırlamıyorsam, 3'ü çok eğlenceliydi. 1'i, 2'yi ve 3'ü çalıştırıyorsunuz bunda. 3'ünde artık town'lar 1 yeri, 2 yerine 3 vurmaya başlıyor. Stiller 5, 3 yerine 5 vurmaya başlıyor. Oyun çok kompleks bir hale geliyor ve kümülatif bir şekilde bunlar artıyorlar. Adversary'siz açacağız. Senaryolar genellikle spiritlere yardımcı olucu şeyler ekliyor. Yardımcı olan şeyler ekliyor. İşte slow, kimin için ne kadar zor olduğunu ve şey olduğunu anlatıyor ve diyor ki tüm güçler, spiritlerin güçleri artık fastmiş, slow power artık yokmuş. Ve buna bazı şeyler. Senaryo da açmayacağız. Board olarak tematik board ya da balance board oynayabiliyoruz. Bu kutuyu satın aldığınız zaman kutunun içinden çıkan her board parçası, arka tarafı tematik board, gerçek hayata adapte. Ön tarafı ise oyunun kolaylaştığı bir hale tekabül ediyor. Branch ve Clock Expansion olmadan, Jagged Earth olmadan Blight kart ekleyerek oyunu kuruyoruz. Tüm setup'ı bizim için yapıyor. 3 tane board ekledi bizim için. Bu 3 board şurada gördüğünüz kahverengi alanla ayrılıyor. Ve temel setup'ı yaptı. Peki nasıl setup yapılıyor? Burası okyanus. Her board'da bir tane okyanus var. Explorer'lar buradan geliyorlar. Okyanusa temas eden, her board'un okyanusa temas eden kısmı coastal region olarak geçiyor. Bir tane mountain'ımız var, bir tane wetlands'imiz var, bir tane forest'imiz var. Bunun dışında kalan 5 kısımda inland region olarak geçiyor. Sand region'larının tamamı mesela inland region'daymış burada. Aynı şekilde burada bir tane coastal set var. Bunlar kartlar için önemli olan şeyler. Oyunun tüm setup bilgisi şeyin üzerinde yazıyor. 2 numaralı region, bir şehir bir dahanla başlar diye. 6 numaralı region bir dahanla başlar. Bu oyunun basic setup'ı. Peki bu setup bize ne sağlıyor? Explorer'lar bu adayı keşfetmeye çalışıyorlar. Ve bizim görevimiz de bu adadaki explorer'ları durdurmak. Oyun detayına girmeden bu board'un üzerine gerçekleşecek ama oyundaki tüm aksiyonlar buradaki Spirit Island'ın main board'unda gerçekleşecek. Şurada bizim tek win condition'ımız yazıyor. Oyunda tek bir win condition'ımız var şu anki durumda. Hiçbir explorer kalmayacak, hiçbir town kalmayacak, hiçbir şehir kalmayacak. Bu terör seviyesi 1 olduğu için böyle. Biz eğer explorer'ları korkutmaya başlarsak, yani fear kazanmaya başlarsak yeni bir terör seviyesi ortaya çıkacak. Terör seviyesi ilerleyecek. Bu sayede artık insanları öldürmek değil de town'ları ve şehirleri öldürmemiz gerekecek. Daha fazla korkuya sebebiyet verirsek artık sadece şehirleri öldürmemiz gerekecek, yok etmemiz gerekecek. Daha fazla korkuya sebebiyet verirsek otomatik olarak kazanacağız. Peki bu nasıl oluyor? Her oyuncu için bir tane, 4 tane fear pool'a ekleniyor. Ve bir aksiyon bize fear taşımayı, generate fear
derse, generate 3 fear gibi bir şey derse 3 tane burayı ilerletiyoruz. Bunun yanı sıra herhangi bir town yok edildiğinde 1, herhangi bir şehir yok edildiğinde de 2 fear kazanıyoruz. Ve bu şekilde 12 olduğunda buradaki kartlardan bir tanesini alıp buraya koyuyoruz. Zamanı geldiğinde bu kart açıklanacak, açılacak tekrar. Peki düşmanlar nelerden oluşuyor? Düşmanlar 3 tip karakterden oluşuyor. Yok olacak büyük ihtimalle. Evet, yok oluyor. Şimdilik buraya koyuyorum. Explorer'lar çok basit karakterler. Normal insanlar. Bu karakterler hasar olarak 1 vurabiliyor ve maksimumda 1 canı olabiliyor. Bu karakterler yayılmayı sağlıyorlar, bina dikmeyi yardımcı oluyorlar. Bu karakterlerin olduğu yerlerden yayılıyorlar veya bu karakterlerin olduğu yerlere binalar dikiyorlar. İkinci tip ünite town. Town ünitesi 2 hasar alabiliyor. Bunu görmemizi sağlayan şey üzerinde 2 tane ünite olması. 2 de vurabiliyor. Yine üzerindeki bina sayısından sayabiliyoruz. Üçüncüsü ise şehir. Şehirler daha zorlar. 3 hasar tutabiliyorlar. Ve 3 tane şey yapabiliyorlar. 3 hasar verebiliyorlar. Şimdi tekrardan şey yapalım. Bizim hiçbir fiziksel gücümüz yok. Bunu tekrardan söyleyeyim. Bizim tek fiziksel gücümüz de Dahan denilen adanın yerli halkı. Bunlar bu mushroom hatlarda yaşıyorlar. Biz bu mushroom hatları manipülate ederek binalara hasar veriyor olacağız. Ve bu verdiğimiz hasarlarla o binaları yok ederek haritadan sileceğiz. Bu mushroom hatlar, yani Dahanlar, 2 can sahibiler. 2 can sahibi. 2 hasar aldığında yok oluyorlar. Eğer 2 hasar almadıysa normalde ters çevirmemiz gerekiyor. Evet. Bunu nedense ben Filipe'de... Bu şekilde ters çeviriyoruz ve turun sonunda tekrardan eski haline geri geliyor olacak. Kendileri de 2 hasar veriyorlar. Aslında güzel bir denge kurmuşlar. Explorer'lar 1, Town'lar 2, City'lerde 3 hasar veriyor. Ortalama olarak 2 hasar veren bir mekanizma mevcut düşmanda. Spiritlerin tarafında da ortalama 2 hasar verebilen bir mekanizma mevcut. Oyun bu fiziksel anlamda oldukça dengeli oluyor. Her board başlangıçta bir blight'la başlıyor. Kişi sayısı kadar bir blight'la başlıyoruz oyuna da. Blight'ın ne olduğundan da bahsedeceğim. Hemen şunları buradan alırsak, şu kartı. Normalde kişi sayısı çarpı, yanlış hatırlamıyorsam, 3 kadar bir blight'la başlıyoruz. Fakat şu anda Blight diye bir aksiyonla oynuyoruz. Bu oynadığımız aksiyondan dolayı, ne güzel. Bu oynadığımız aksiyondan dolayı ada şu anda sağlıklı bir durumda. Adanın sağlıklı olmasının sebebi de şu: Blight adaya verilen hasar demek. Mesela burası bir Sand Region, oyuna Blight'la başlıyor demek. Şu işaretle Blight işareti kartlarda da görülecek. Adanın normal düzenine veya doğal koşullarına artık zarar verilmiş anlamına geliyor. Eğer burada bir presence varsa Blight token yok oluyor olacaktı. Presence yok oluyor olacaktı Blight gelince. Ormanlık bir alana konduysa ağaçlar kesilmeye başlandı. Toprak bir alana konduysa toprakta göçükler açılmaya başlandı. İşte köprüler dikildi gibi. Hayal gücünün sınırlarını ermeyeceği değişiklikler yapabiliriz. Aslında adayı şehirleştirmeye çalışıyorlar. Ve belirli kondisyonlarda da Blight eklenebiliyor. Oyunda zaten kaybetmenin yollarından bir tanesi Blight Tyrant mantığı. Eğer hiç Blight kalmazsa bu şeyin üzerinde. Şu anda biz Hell Tyrant kartını oynadık fakat kart kayboldu. Blight kondisyonunda eğer hiç Blight kalmazsa haritaya konabilecek, oyun otomatik olarak kaybediliyor. Şimdi devam edelim. Bir diğer kayıp yöntemi Explorer'ların yapacağı aksiyon. Her tür Explorer'lar belli aksiyonlar yapacak ve sol taraftan başlayarak bu aksiyonları gerçekleştireceğiz. Mantık da çok basit çalışıyor aslında. Ravage'da Explorer'lar belli bir Ravage kartının çekildiği alana saldıracaklar. Bu alanda savaşacaklar aslında. Eğer tura Ravage kartı olarak Forest'la girersek,
Forest'ta bir savaş olacak demek. Eğer City burada olsaydı şu bölgede ve oyundaki diğer tüm savaşın olabileceği Forest'ta önce Explorer'lar bizim dahanlarımıza vuracaklar. Şehir 3 vuracak, bu dahan ölecek. Öldü diye şuraya götürelim. Bu dahan ters dönecek. Bir hasar aldı çünkü. Daha sonra bu dahan da Explorer'a hasar veriyor olacak. Bu şehir değil de town olsaydı veya normal Explorer olsaydı ölüyor olacaktı. Ama şu anki durumumuzda ölmüyor olacak. Eğer ki herhangi bir alanda bir Explorer Ravage anında iki veya daha fazla defend edilmemiş hasar verirse otomatik olarak o alana Blight koyuyor olacağız. Ve Blight'ın sonucunda presence'larımızı kaybedeceğiz. Alan şekil değiştirmeye başlayacak ve bizim için oyun biraz daha kötü duruma gelecek. Defend'den kastımız dahan olması veya olmaması değil. Spiritler bazen damage'ı defend edebiliyor. City otomatik olarak 3 vurduğu için eğer herhangi bir şekilde bir kartla biz burayı defend etmediysek bölge zaten otomatik olarak blight olacak. Dahan ölsün ya da ölmesin. Build aksiyonu da çok kolay. Hemen bir kart daha çekeyim. Ravage'ı yaptıktan sonra build'a geçiyoruz diyelim. Sand'de build yapılacak demektir. Bu çok basit bir şekilde. Presence Sand'de tabii ki build yapamıyorlar şu anda. Yapabiliyorlar aslında. Şurada bir tane town var. Sand'de olup olmadıklarına bakıyoruz öncelikle. Şu andaki durumda sadece bir tane Sand'de varlar. Ve town var. Town'un olduğu her yere bir şehir dikiyoruz. Town'la şehir sayısının aynı olduğu her yere bir tane town dikiyoruz. Town'la şehir sayısının aynı olmadığı her yere bir tane şehir dikiyoruz. Bu ne demek? Eğer town sayısı fazlaysa şehirleşmeye başlıyorlar. Eğer town sayısı daha azsa town dikmeye başlıyorlar. Her halükarda build aksiyonu haritaya daha fazla explore presence koyuyor. Daha sonra explore diye bir şey başlıyor. Wetlands. Wetlands'da explore'da şöyle çalışıyor. Her bir wetlands'a bakıyoruz. Baktığımız iki koşul var. Okyanusa temas ediyorsa bir tane explorer'ı direkt üzerine koyuyoruz. Çünkü okyanustan geldiler. Eğer bu wetlands'da olduğu gibi bir şehrin veya town'un yanına temas ediyorsa bir tane daha explorer'ı oraya koyuyoruz. Maksimum bir tane explorer alabiliyor. Aynı şekilde burası da. Buraya da bir tane explorer koyuyoruz. Ve bu şekilde explorer'ları yapıyoruz. Bir sonraki tur burada town olmadığı için buraya bir tane town inşa edeceğiz. Ondan sonraki tur buraya bir tane city inşa edeceğiz ve çoğalmaya başlayacaklar. Ciddi anlamda da çoğalmaya devam edecekler. Her tur bu aksiyonlar bittikten sonra turun sonunda bu aksiyonlar bir yana kayacaklar. Bu ne demek? Bir sonraki tur artık sand'de, bir önceki tur build ettiğimiz yerde ravage edeceğiz. Bir önceki tur explore ettiğimiz yerde explore edeceğiz. Ve yeni bir yerde daha explore etme hakkını kazanacağız. Şu kısım enemilerle oynarken gerekli. Artık stage 2'ya geçtik anlamına geliyor. Stage 1, stage 2. Destede zaten toplamda 9 tane ya da 12 tane kart olması lazım. Stage 1'den 3 tane. Destenin devamını göremiyorum ama 4-4-4 diye hatırlıyorum aslında ama 3 çekti stage 1'den. Stage 2 escalation adversary'lerle oynarken onların yapacağı özel bir aksiyon olacak. Bunu sağlıyor olacak. Teknik olarak rakiplerimiz bu şekilde oynuyor. Ve oyunun tüm faz yapısı çok basit bir şekilde ilerliyor. Bunu anlatmadan hızlıca birer spirit seçelim. Burada tüm spiritler var. Adanın tüm spiritleri. Sol taraftayız. Her spiritin arka tarafını TTS modunu yapanlar çok güzel bir şey yapmışlar. Her spiritin arka tarafını gösteren bir yapıyla modüler hale getirmişler. Aspektleri varsa aspektleri ekleyip eklememizi söylemişler. Aspektler bu arada oyunun yeni öğrenildiği zaman da aspektle başlanması tavsiye ediliyor. Sebebi seviye ilerledikçe, karakter geliştikçe çekeceğiniz kartın belli olması için. Her bir karakterin kompleksite değeri açıklanıyor. Her bir karakterin nasıl bir iş yaptığı anlatılıyor. İşte korkuya sebebiyet veriyormuş bu Bringer of the Dreams and Nightmares. Fakat hiçbir hasara
Yani yakıp yıkmıyor, kontrol sağlıyor birazcık, adamları hareket ettiriyor ve en çok da korkuya sebebiyet veriyor. Kompleksitesi oldukça high bir kompleksitede. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Derya ve Özgür abi mümkünse ilk satırda olan başlangıç seviyelerinden birini True Spirit diyerek seçsinler. Ben aldım hızlıca ilkini. Derya da aldı. Şimdi temel spirit board'umuz önümüze geldi. Temel spirit board'umuzun üzerine ekleyebileceğimiz presence'lar. Hemen şunu da bir yapalım. Buna bir kontrol edelim. Benim spirit board'umu şu anda tam olarak önümde görüyorsunuz. Arkasını çevirdiğimde bunun setup varyantının nasıl olduğu yazılıyor. Her spirit aksi belirtilmedikçe veya spirit board'u özel bir şey belirtmedikçe ilk presence kısmı boş bir şekilde başlıyor. Bunun sebebi belli bir miktarda kart çekebilmemiz gerekiyor. Şimdi spiritlerin davranışını anlatayım. Setup kısmı bir tane presence'ı starting board'da in the highest numbered wetlands'a koymam gerekiyor. Üç tane hemen şurayı da bir şey yapalım. İkinci spiritimizin özelliği başlangıç koşulu iki tane presence'ı starting board'da highest numbered sende koyacağız. Bu şu anlama geliyor. Oyundaki kişi sayısı kadar board kullanıyoruz demiştim ve boardlar belli bir şeyle birbirinden ayrılıyor. Hepimiz bir starting board seçeceğiz. Ben mesela bu board'u oldum diyelim. Ben setup koşulumun bana söylediği şekilde en yüksek wetlands'e presence'ımı koyuyorum. Derya da aynı şekilde yapıyor. İki tane presence'ı starting şeyindeki highest number sende koyuyor. Mesela buraya. Sende koyuyor. Şeye koymuyor. Tamamdır. Şu anda bu şu demek. Ben bu ve bunun çevresindeki belli bir alana hükmedebiliyorum. Kullanabileceğim her güç bu ve bunun çevresindeki belli bir alana gidebilecek demek. Bir presence normal bir presence site olarak sayılıyor. Fakat iki presence sacred site diye bir şey anlamına geliyor. Ve hemen onun tasarımını göstermem gerekirse şuradaki gibi ikona tekabül ediyor. Bu ikon sacred site demek ve bazı kartlar sadece bu ikonda oynanabiliyor olacak. Şu ikonsa presence demek. Bazı kartlar sadece bu presence'da oynanabilecek. Bu ne demek? Büyük oranda ben bu presence'ımın çevresindeki belli bir radyal alana müdahale edebiliyor olacağım. Ve bunları da kartlarımla sağlayacağım. Büyük oranda da Derya belli bir radyal alana ihtiva edebiliyor olacak. Bunu önlemenin tek yolu veya etki alanımızı arttırmanın tek yolu çeşitli growth aksiyonları. Şimdi ilk olarak şuraya bakalım tour structure'ına. Tour structure'ı spirit phase diye bir structure'la başlıyor. Spirit phase simultane olarak oynanıyor. Herkes bu aksiyonu yapmak zorunda. İlk olarak growth seçiyoruz. Aynı anda yapıyoruz. Sonra açık olan gain enerjimiz kadar enerji kazanıyoruz. Yani görünebilen enerji kadar. Sonra da oynayacağımız power'ları seçiyoruz. Hemen bakalım. River Surges in Sunlight karakteri. Growth aksiyonları bir saniye. Growth aksiyonu şu satırda görülenler ve belli bir çizgiyle ayrılmış 3 tane aksiyon. Benim için 3 tane growth aksiyonu var. Elimdeki discard'lık kartları elime geri alabilirim. Bir tane kart kazanabilirim. Desteme kart ekleyebilirim, deck building yapabilirim. Bir tane de enerji kazanabilirim. Ya da bir range'lik bir alana bir presence ekleyebilirim. Bir range'lik bir alana bir presence daha ekleyebilirim. Veya bir power kart kazanabilirim, deck building yapar. İki range'lik bir alana da bir presence eklerim. Hangisini seçiyorsam, diyelim ben ikinciyi seçtim. Presence'ımı ya bu board'dan ekleyeceğim, ya da alttaki board'dan ekleyeceğim. Bir tanesi bana tur boyunca harcayabileceğim enerjiyi kazandırırken bir tanesi bana turda oynayabileceğim kart sayısını kazandırıyor. Şu anki basic haliyle ben tura bir enerjiyle başlayacağım. Bir tane kart oynayabileceğim. Eğer ben bu aksiyonu gerçekleştirirsem bu iki presence'ı haritaya eklersem tura iki enerjiyle başlayacağım. İki kart oynayabileceğim demek.
güzelliği de bir range'e bu presence'ları ekleyebiliyorum. Bu ne demek? Presence'ımın olduğu bir alanın bir uzaklığına daha mı presence'larımı eklemiş oluyorum. Artık benim etki alanım bir miktar daha artmış oluyor. Bu benim growth phase'imdi. Growth fazımda... Sadece evet. Bu ikisini aynı yerden mi almak zorunda? Şöyle oldu. Birini buradan birini buradan aldın. Tamam. Evet. Yok yok. İstersen ikisini de buradan alabilirdim. Tamam. Okey. Yani bunun hiçbir İstediğim. Önemi yok. O aslında senin strateji planlaman. Yani daha çok enerji mi üretmek istiyorsun? Daha çok kart mı üretmek tamam. istiyorsun? Başka karakterlerde farklı özellikler var. Mesela Fire karakterinde yanlış hatırlamıyorsam ne güzel. Niye hepsini açtıysam? Yok, Fire'da değilmiş. Burada mesela, burada da yok. Ne güzel. Bazılarında bize direkt element verebiliyor. Verdiği bu element bize bonus olarak kart ya da presence oynamamıza değil de element oynamamızı sağlıyor. Veya şurada olduğu gibi eğer ben bu setup'ta buradaki tüm presence'ları açtıysam, bu 3 presence'ı da ben açtıysam, ben artık reclaim kart yapabiliyorum. Bu ne demek? Ben turumda otomatik olarak discard'daki tüm kartları geri almaya başlayacağım demek oluyor. Reclaim one. Yani turun başında ilk aksiyon olarak spirit phase'imizde bunun tamamını gerçekleştirebiliyor olacağız. Oyun bende dondu. Size dondu mu? Yok. Çok hızlı bir şekilde en yüksek wetlands'e de koydum. Karakterim hazır. Tamam. Turumda ilk hamle olarak tekrardan şuradan bakabiliriz. Invader board'dan. İlk olarak tur sırasıyla oynuyoruz. Growth'umuzu gerçekleştiriyoruz. Üst kısımda belirtilen seçeneklerden birini seçebiliyoruz. Her spirit'te çok farklı seçenekler var. Enerjimizi kazanıyoruz. Presence yerleştirdiysek altında açılan enerjiyi de kazanıyoruz. Daha sonra elimizden oynayacağımız kartları belirliyoruz. Sonra fast aksiyonlar gerçekleşiyor. Fast aksiyonlardan bahsedeceğim. Sonra invader phase gerçekleşiyor. Eğer varsa Blighted Island aksiyonu. Şu anda bir Blighted Island aksiyonumuz yok. Çünkü Healthy Island modundayız. Varsa burada fear kartlarımız. Eğer geçen tur fear kazandıysak onları ters çevirip terör seviyemizin durumuna göre korkudan gerçekleşen bir event gerçekleşiyoruz. Bazı turlarda bundan nasıl söyleyeyim size 3-4 tanesini bir anda gerçekleştirmek mümkün olabiliyor. Mesela ne yapıyormuş? Each player may push one the hand from a land with invaders or gather one into a land with invaders. Push ve land'i kartlarla birlikte anlatıyor olacağım zaten. Sonra Ravage gerçekleşecek. Buradaki kart. İlk iki turda Ravage gerçekleşmiyor. Çünkü Explore'la başlayacağız. Build'a gelecek. Sonra Ravage'a gelecek. Sonra build gerçekleşecek. Build edilen yer bir sonraki tur ravage edilecek. Bunu unutmayalım. Ve sonra da explore gerçekleşecek. Buradaki yeni bir kart açılacak. Ve daha bir sonraki tur burada build edileceği planlanacak. Ve iki tur sonra da orada ravage edileceği planlanacak. Ve en son hamle olarak bu kartları bir yana kaydırıp slow spirit aksiyonlarını gerçekleştireceğiz. Peki spirit aksiyonları neler? Oyuna her karakter belli bir sayıda kartla başlıyor. Her kartın da belli bir özelliği var. Belli bir puanı var veya kostu var. Kartların genel mantığı da çok basit. Bir enerji kostu var. Enerji kostunun etrafı mavi ise bu slow demek. Aynı şekilde burada bir kaplumbağa işareti varsa bu slow demek. Enerji kostunun etrafı kırmızıysa bu bir fast aksiyon demek. Invader'lardan önce oynanacak demek. Burada bir kuş işareti varsa da bu bir hızlı bir aksiyon demek. Şu kısım, şuradaki kısım, şöyle çekersem. Oynamış olduğumuz bu kartın, bu gücün bize sağladığı enerjiler. Bir güneş enerjisi sağlıyor, bir su enerjisi sağlıyor, bir de animal, wild enerji sağlıyor. Bu enerjiler bizim için belli bir oranda toplanacak. Mod bunu çok güzel bir şekilde gerçekleştiriyor. Oynadığımız her kartın enerjisini toplamayı. Ve bunlar bize ekstradan aksiyonlar yapmamıza imkan sağlayacak. Birazdan bunlardan bahsedeceğim. Ama basit olarak şunu okuyalım.
Burası target edeceğim land'i gösteriyor. Land diye bahsettiğimiz şey, burası bir wetlands. Burası bir jungle. Burası bir mountain. Ocean bir land değildir. Oyunda toplamda 8 tane land var. 2 wetlands, 2 jungle, 2 mountain, 2 de sand şeklinde. Bunlardan hangisini target edebildiğimi gösteriyor. Ama bir özelliği var. Şurada da range yazıyor. Presence'ımın olduğu noktadan sıfır range'de. Bunun anlamı da şu. Ben şu anki durumda bunu sadece 3 numaralı wetlands'te gerçekleştirebiliyorum. Sebebi çok basit. Başka hiçbir yere gidemiyor bu güç. Herhangi bir land'de gerçekleşebilir ama sıfır range'de olduğu için ben sadece burada yapabiliyorum. Der ki gather up to Tudahan. Gather up to Tudahan da şu demek. Ben hedef olarak bu kartı burada kullanıyorum. Rivers Domain kartın adı. Ben buraya 2 tane dahanı geri çekeceğim. Bu da şu demek. Buraya dahanı çekeceğim için tutup bu dahanı buraya alacağım. Eğer range olarak 2 deseydi ben bu gücü presence'ımın olduğu yerden mountain'a kullanabilecektim. Artık benim hedef noktam mountain olacaktı. Çünkü range'de 2 yazıyor olacaktı. Ve hedef noktam mountain olacaktı. Ben mountain'a gather 2 dahanı yaparken, 2 dahanı yaparken bu dahanı da alabilecektim. Bu dahanı da alabilecektim. Ben sadece gücün etki alanını belirliyorum. Gather kısmı o gücün alanın çevresindeki kısmından adam toplamaya yarıyor. Gather Explorer yaptırabilir bir oyun, bir kart. Gather Town yaptırabilir, Gather City yaptırabilir. Sonra kartın devamındakileri okuyoruz. Eğer artık 2 veya daha fazla dahan varsa bir dahan daha üret ve bir enerji daha üret. Enerji harcanan bir şey değil. Turlar arasında birikiyor ve modu yapanlar bir tane calculator koymuşlar bununla takip etmemiz için. Bu aslında çok güzel bir şey oluyor. Eğer 2 range olsaydı bu aksiyonum, ben bu mountain'ı yapıyor olsaydım 2 tane dahan toplayacaktım. Bu 2 dahandan bir tane daha dahan çıkacaktı. Çıkan bu dahandan dolayı ben ekstradan bir enerji kazanacaktım. Ve benim bu mountain'daki gücüm daha iyi olacaktı. Veya kartı hiç bozmayalım. Presence'ım burada olsaydı ben bu işi daha rahat yapacaktım. Bunu yapmak için de gerekiyorsa 2 tane bir range'e presence ekleme aksiyonunu kullanarak, growth'unu kullanarak ilk presence'ımı buraya eklerdim, ikinci presence'ımı buraya eklerdim ve dahanları mount'unu rahatlıkla toplayabilirdim. Genel olarak kartı okuma mantığı anlaşıldı mı? Ona göre örnek birkaç kart daha okuyalım. Bir diğer kart. Tamam. Bu bir test aksiyon. Sor. Şimdi Gather Up to Two'da sadece örnekler biraz karıştı galiba bende de. Gather Up to Two kullanıyorum buna. Ben Presence'dan mı bunu hesaplıyorum yoksa şeyden mi? Herhangi bir bölge mi seçiyorum? Orada biraz tam karıştım. Yok. Presence'dan hesaplıyorsun. Presence'ın sıfır uzaklığındaki bir yerde bunu yapabilirsin. Yani, bir tane target land seçiyorsun. Tamam. O target land presence'ına sıfır uzakta olmak zorunda. Yani presence'ının olduğu bir yer olmak zorunda. Tamam. Oraya dahan topluyorsun. Tamam. O zaman bu durumda benim presence'ım burası olduğu için bir tek bunu toplayabiliyorum. Sadece bir tek onu toplayabiliyorsun. Evet. Ben çok dahan olduğundan örnek olsun diye burayı göstermeye çalışmıştım. Tamam. Yani, eğer şöyle bir şey yapabiliriz. Şuradakini alamıyorum. Şuradakini alamıyorum. Yok alamıyorum. Çok uzak. Gather sadece yanındakileri alabilir. Yanındakine. Tamam. Yani bu alanın gather edebildiği yer şu iki alan. Region. Tamamdır. Growth olarak şunu yapmış olabilirdin. İki tane bir range presence ekle. Bunlar stack olabiliyor. İlk olarak jungle'a ya da sende koyardın ilk presence'ını. İkinci presence'ını mountain'a koyardın. Evet. Ve o kartı mountain'a çalıştırırdın. Bu sayede mountain'ın çevresindeki her yerden dahan toplayabilirdin. Ve bu da bir avantaj sağlardı. Tamam. İkinci kart bir fast aksiyon. Invader'ları oynamadan önce oynanıyor. Herhangi bir range bulunmuyor. İstediğiniz yere oynayabiliyorsunuz. Buna bir bakmam gerekecek. Bu any target demek değil, any player demek aslında. Evet, any spirit demek. Eğer kendini oynarsan
Ben kendimi oynuyorum. Spirit oynuyorum. Çünkü en spirit diyor. Bir enerji kazanıyorum. Eğer ki spirit'e değil başka bir spirit oynarsam onlar oynadıkları, bu tur oynadıkları kart kadar bir enerji kazanıyor. Aslında bir şeyden daha bahsetmem lazım. Oyunun bir turn structure yok. Hepimiz istediğimiz order'da oynuyoruz ve oyunun uzun sürmesinin sebebi bu. Growth fazını birlikte yapıyoruz aynı anda. Growth aksiyonumuzu seçiyoruz, koyuyoruz, kartlarımızı yere iniyoruz. Sonra kartları oynama kısmında planlama yapıp işte ben bir tane slow aksiyon yapıp derya iki tane, ben bir tane fast aksiyon yapıp derya iki tane fast aksiyon yapabilir. Sonra ben bir daha fast yapıp sonra invader'lara geçip derya'nın slow aksiyon yapmasını sağlayabiliriz. Bir tour structure olmadığı için oynamış olduğu kartlar kısmını açıklamak için şey demek gerekiyor. Yere koyduğu kart kadar enerji kazanacak. Derya o tur 2 kartı resolve etmiş olsa da yere 3 kart koyduysa 3 tane enerji kazanacak demek bu. Anladım. Daha resolve etmediğin kartın da enerjisini kazanacaksın anlamına geliyor olacak. Tamamdır. Yandaki slow speed invader'lardan sonra oynanacak. Bir range uzaktaki bir yerden push up to 3 explorer and towns diyor. Peki bu ne demek? Şuraya bakarsak benim bir range uzaklığımdaki yerler jungle ve sand. Buradaki invader'lardan sonra buradaki explorer veya town'u bir uzağa push edeceğim. Ama target'ın burası olduğu için buraya push etmek de olabilecek. Bu ne demek oluyor? Buradan dışarı çıkartacağım ben bu karakteri. Tek yapmam gereken şey bu. Çıkartabileceğim her yer çevresindeki okyanusu olmayan tüm noktalar. Yani kendi alanıma bunu aslında gather etmem de mümkün. Sende göndermem de mümkün. Mountain'a veya diğer wetlands'e de göndermem denize mümkün. Atamıyoruz yani diyorsun. Denize atamıyoruz, yok. Denize dökme diye bir şey yok. 3 tane kadarını topluyoruz. Tek bir tane target seçtikten sonra oradan 3 tane toplamak zorundayız. 2 farklı target seçemiyoruz. 1 tane target seçebiliyoruz bir tane aksiyona. Bu ne demek? Bana bir uzaklıkta sentte 2 tane adam var. Hatta gösterelim board'tan direkt. Şu anki durumda bana bir uzakta 2 tane town var. Ben eğer burayı target seçersem bunu pushlama mümkün ama artık bunu pushlayamam. Çünkü target'ın bir tane. Kart bir yere target edebiliyor demek istiyorum. Tamamdır. Bir sonraki kart. Örnek olarak. Bu bir fast aksiyon. Bir uzaklıktaki bir yerde çalışıyor. Bir tane şeye, herhangi bir token'e bir damage vermemi sağlıyor. Eğer target coastalsa yani okyanusu temas ediyorsa bir daha fazla vuruyorum. Bu ne demek? Ben bir uzaklıkta burayı seçtim demek. Ya da sandy seçebilirim. Ve buradaki city'ye bir hasar vereceğim. State'ini 2'ye çıkartırsam olacak mı? Evet, state'ini 2'ye çıkartırsam dönüyor. City'lerimiz çok güzel bir şekilde. 1'de hiç hasar yok. 2'de ve 3'te şu şekilde görünüyor. Bu 3'e bastığım zaman sadece bir tane ev görüyorsunuz. Evet. Bu bir hasarlı demek. 2 hasarlı demek. 1 ise normal hali demek. Ben bu şehre 2 hasar verdim. Bu şehir hala kendi turunda eğer jungle'da ravage olacaksa benim dahanıma 3 vuracak. Ama benim dahanım bu şehre geri vurduğunda artık sadece 1 hasar alması gerekecek. Burası da anlaşıldıysa. Evet. Direkt yani şehir ölüyor o zaman değil mi? Evet, şehir ölüyor olacak. Peki şu anki enerji kostümü açıklıyor. Yapabileceğimiz tek şeyler bunlar değil. Elimizden oynayabileceğimiz kart sayısı da turda. Presence chart'ımızda belirtiliyor. Oyunu büken her karakterin özel bir koşulu var. Az önceki ilk anlattığımız kısımda Derya 2 tane presence koymuştu ve Sacred Site'dı demiştim. Benim karakterim için Wetlands'daki her tek presence'ım benim için Sacred Site sayılacak. Bu şu anlama gelecek. Burası benim için Sacred Site ve artık ben bir Sacred Site kartı çekersem çektiğim bu Sacred Site kartını kullanmam durumunda ben burayı target edebileceğim demek. Bir de her karakterin özel bir innate powers var. Bu innate powers'lar kartlardan bağımsız, gelişmeye açık olmayan powerlar. Bunlar istediğimiz kadar yapabildiğimiz powerlar turda. Ve
belli enerjiler konsüm edebiliyorlar. Mesela her birinde bu arada bazı karakterlerde 7-8 tane olabiliyor. Bu karakterde sadece bir tane var. Slow Speed'miş. Sacred Sight'ımdan bir uzaklıkta yapabiliyorum. Benim şu anda bir tane Sacred Sight'ım var. Ve herhangi bir land'i target edebiliyorum. Eğer ki yere açtığım, sadece benim yere açtığım kartlarda bir güneş, iki su varsa ben target ettiğim yerden bir explorer ve bir town'u push edebiliyorum. Kartların şeyleri bu yüzden önemliydi. Yere oynamış olduğumuz kartlar bize belli sayıda ne denir bunlara? Güç verecekler. Belli sayıda auralar verecekler. Bu auralar bize aslında kendi innate powers'larımızı yapmamıza yardımcı olacak olan şeyler. Bu auralar tur sonuna kadar hiçbir şekilde harcanmıyor. Turun sonunda harcanıyor. Bu ne demek? Ben her bir innate power'ı bir defa yapabilirim demek. Eğer ki 6 tane ve 9 tane ve bir tane de dark'ım varsa. Senin şu an... Buna bir bakmam gerekebilir. Aslında bir tane yapabilirim. Büyük ihtimalle sadece bir tane yapabiliyorum. Massive Flooding'i bir tane yapayım. Evet. Massive Flooding'i bir defa yapıyorum. Eğer 1 sun 2 water'ım varsa sadece push yapıyorum. 2 sun 3 water'ım varsa hasar verip sonra pushluyorum. 3 sun 4 water bir mountain'ım varsa da dark enerjim varsa da her şeye 2 vuruyorum. Bir soru vardı. Yok yok tamam anladım. Yani toplamına bakıyoruz. Evet. Şey soracaktım hani bir bunu olmuyor dedim. Bir tane seçiyoruz. Dağıtabiliyor muyuz? Evet. Şimdi growth aksiyonlarından bir tanesi her karakterde var. Bazı karakterlerde presence chart'ın içinde. Gain a power card der. Gain a power card şu şekilde çalışıyor. Ben bunları bir elime alayım. Burada iki tip power card var. Biri minor card, biri major card. Minor card kazandığınız zaman ikisinden istediğinizi seçebilirsiniz. Minor'lar daha basit aksiyonlar içerirken major'lar bayağı 5 fear kazandır, 8 fear vurst, 16 damage ver gibi oyun bükücü aksiyonlara sahip. İşte Earthquake falan gibi kartlar var. Eğer minor'sı çekerseniz 4 karttan, zaten yana 4 tane açacak. İstediğiniz bir tanesini alıp elinize koyacaksınız. Geri kalanlar da discard'a gidecek. Kısaca bir bakalım. Benim presence'ımın olduğu bir yerde ama invaders varsa 2 tane fear üret, ormanları yakmışım. Eğer target mountain ya da jungle'sa da bir explorer ve bir town'u push et. Çok güzel bir kart. Sıfır paraya, sıfır enerjiye çok güzel bir kart. Aynı şekilde benim presence'ımdan bir uzaklığa sadece mountain ve jungle'a eğer target'ta explorer varsa tüm explorer'ları push et. Yoksa Blight'ı sil. Enspirit'e veya Enspirit'e. Şimdilik bir basit bir tane Minor Power alayım. Minor Power aldığınızda elinizde oynayabildiğiniz kart sayısı artık artmaya başlayacak. Ve bunu isterseniz her tur yapabilirsiniz. Tabii Reclaim yapmadığınız süre. Artık 5 tane kart oynayabiliyorum. Ne güzel. Gruplayamadım bile. Major Power almanız durumundaysa elinizden bir kartı oyundan temelli çıkartmak zorundasınız. Bu kart aldığınız major kart da olabilir. Elimde 5 kart vardı. Bu kartı aldım. Sacred Sight'ımdan bir uzaklığa ve herhangi bir target'ı şey yapıyorum. 4 fear üretiyor. Üzerine target ettiğim land jungle'sa jungle'daki her aksiyon iptal oluyor. Ravage de iptal oluyor. Build de iptal oluyor. Explore de iptal oluyor. Ürettiğim enerji olarak da böyle bir enerjim varsa bir 4 fear daha generate ediyorum. Kart tek başına 8 fear generate etmiş oluyor. Bu kartlar ekstra güçlü kartlar. Tabii bu kartları aldığım zaman, diyelim bu kartı aldım. Elimden bir kartı temelli oyundan çıkartmam. Ve oyunu artık böyle devam etmem gerekiyor. Kartları oynadığımızda turun sonunda, diyelim 4 kart oynadım. Her birini gruplayıp kenara taşıyacağız ve discardımız oluşacak. Elimizde hiç kart yoksa growth aksiyon olarak bu aksiyonu seçmek zorundayız. Reclaim cards. Bir kart kazan, bir enerji kazan. Bu karakter için böyle bir olay. Peki oyun nasıl bitiyor? Oyun aslında şu anda tüm kuralları bitmiş durumda.
Ya Blight bitince bitiyor. Blight kalmayınca. Ya bu deste bitince bitiyor. Ya da herhangi bir spiritin harita üzerinde hiç presence'ı kalmazsa bitiyor. Demin bahsettiğim bir durum vardı. Blight iki veya daha fazla hasarla ekleniyor. Eğer bir yere Blight eklenirse spiritin presence'ı oyundan çıkar. Bu ne demek? Spiritler yavaş yavaş gücünü kaybetmeye başlıyor. Spirit gücünü kaybettiğinde de yavaş yavaş aslında yok olmaya başlıyor. Bir spirit yok olursa oyunu kaybediyoruz. Ek paket olmadığı için şu anki modumuzda hastalık veya vahşi hayvan tokenlerimiz bulunmuyor. Oyun çok basit bir şekilde. Biz kartlarımızı oynayacağız, festlerimizi yapacağız, invaderler aksiyonlarını yapacaklar. Slow aksiyonlar oynanacak ve yeni tura geçilecek şeklinde oynanıyor. Bu kadar. Tamam. Teşekkürler Mustafa. Bir iki soru soracağım. Mesela bunu 3 kişi oynuyoruz. Bir spirit öldü. Kayıp mı ediyoruz? Diğer spiritler devam ediyor. Direkt oyunu kaybediyoruz. Yok. Hiçbirimizin ölmemesi lazım. Evet. Spirit olarak spiritler yani. Ölmüyor. Ölmek derken yok olması. Oyunun amacı şey aslında. Spirit olarak sen adanı korumaya çalışıyorsun diye düşün. Kaçıyor gidiyor yani o zaman. Senin bir presence'ın kalmazsa bu adada artık oyunu oynamanın bir anlamı yok. Hani pandemikteki şey gibi bu. Çekecek kart kalmama olayıyla aynı şey. Aynı mantıkla burası da bitince bitiyor. Bunu da unutmayın. Veya ada çok değiştirilirse, terraform edilirse bitiyor. Tamamdır. O zaman başlayalım bence. Tamamdır. Başlamadan ben bir 10 dakika sizsem telefon tamam. Çaldı. Teşekkür ediyoruz ama ben yayını da burada sonlandırayım. Görüşürüz. Bir sonraki anlatımda görüşmek üzere.